أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Buyurunuz kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek Rabbim cümlemize yaşamak ve cennete bulmak nasip ve müyesser eylesin. Rabbimiz bizlere hidayet ettikten sonra kalplerimizin kaymasına fırsat vermesin. Tarafından bizleri rahmetiyle muamele eylesin. Dünya ve ahiret hayatında güzellikleri ve cehennem azabından da ateşten korunmayı bizlere lütfeylesin. Bizleri ve bizlerden evvel imanla göç etmiş olan kardeşlerimizi bağışlasın. Gerek vefat edenlere ve gerekse yaşayanlara karşı kalplerimizde kin ve haset barındırmasın. Rabbim bu mübarek gecenin sabahında bağışlanmış ve istikamet üzere yürüyen kullarından olmayı cümlemize muvaffak eylesin. Aziz ve değerli müminler, geçen haftaki dersimizde malumunuz Mülk Sure-i Celilesini işliyorduk. İnşallah bir aksilik olmazsa Ramazan'a kadar o Sure-i Celile'yi iki haftamız kaldı. Bitirmiş olacağız. Bu Sure-i Celile'nin 15. ayetinde "Hüvellezî ce'alelekumul arda zelûlen temşû fî menâkibihâ ve kulû min rizqihî ve ileyhin nuşûr." O Allah-u Teala yeryüzünü sizin emrinize uysal kıldı. Yani ayaklarınızın altına serdi. Emrinize amade eyledi. Allah'ın rızıkları onun omuzlarında, yollarında yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin, istifade edin. Dönüşünüz onadır buyuruldu. Şimdi bundan sonraki ayeti kerimede ise yeryüzünde güvenlikli yürümekle birlikte yeryüzünün sahibi şu emri vermektedir. E emintum men fissemâi en yahsife bikumul erda فَاِذَا هِيَ تَمُورُ Allah soru soruyor şimdi Celle Celaluhu. Göktekinin sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden emin misiniz? Göktekinin, semadakinin sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden emin misiniz? فَاِذَا هِيَ تَمُورُ Bir de bakarsınız yeryüzü depreşir, altüst olur buyurulmaktadır. Burada birinci olarak gökteki ne anlama gelir üzerinde alimler durmuşlar. Yani gökteki demek haşa Allah semada mıdır tartışması yapılmış. Fakat ehl-i sünnet üleması ve genel olarak sema bizim üstümüzde olan bir şeydir. Öyleyse gökten maksat, üstten maksat, emri daima geçerli olan Allah olarak ifade edilmiştir. İkinci olarak bazı alimler göktekinden emin misiniz de melaikenin görevli oluşunu beyan ederek melekler olabilir. Üçüncü olarak da gökten inecek olan azaba bir işaret olduğunu ifade etmişler. Öyleyse ister Rabbimiz, ister melekleri, ister onun emri, ister göndereceği bir azabı olsun, Cenab-ı Hak soru soruyor. Yeryüzünde böyle uysal yaşarken size göktekinin göndereceği bir azaptan emin misiniz? Yani yeryüzü güzel bir yer olmakla birlikte bazı imtihanlar sonucu helaka ve yıkıma sebep olmaktadır. Bundan dolayı Allah'ın rahmeti nasıl semadan iniyorsa
inkar edenlere de azabı semadan inmektedir. Ve izgâlu Allahümme inkâne hâdâ huvel hak min indik fe emtir aleyna hicâreten mines semâ evittina bi azâbin elîm. Enfal suresinde diyor ki kafirler, müşrikler, münafıklar, eğer bu kitap, bu din, bu peygamber Allah katındansa hadi bize semadan taş yağdır ya da üzerimize can yakıcı bir azap ver. Bakın burada onlar da üzerimizden bir azap yağdır diyorlar. Cenab-ı Hak ayetin devamında وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَدِّبُهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ. Sen onların içinde olduğun müddetçe Allah onlara azap edici değildir ve onların içinde istiğfar edenler bulunduğu müddetçe de azaba uğramayacaklardır. Yoksa onlar hak etmişlerdir ama sen veya sünnetin, dinin veyahut da istiğfar edenler olduğu müddetçe azap olmayacaktır derken, gökten bir ceza, semadan bir taş yağdırmayı istediklerini ayet bize anlatmaktadır. Burada geçen en yaksife, hasefe kelimesi yere geçirmek, batırmak anlamına gelmektedir. Mevr ise feizahiye temurdaki mevr, çalkalanmak, yani rüzgarın bir ileri geri gitmesiyle hareket ettirdiği toprak yahut da sendeleyip sallanıp duran deveye de bu isim verilmiş, yani yeryüzünün çalkalanması olarak. Öyleyse Cenab-ı Hak Mülk suresinde buyuruyor ki yeryüzü güzel bir yer, zelul, boyun bükmekle beraber onun sahibi vardır. Sizin bazı yapbettiklerinizden dolayı bazı cezaların da mukadder olduğunu bilin. Bundan da emin olarak keyifli yaşamaya kalkmayın. İstikameti koruyun denilmektedir. Şimdi peki Allah-u Teala bütün suçlarımızda bizi cezalandırır mı? Şöyle bir ayet-i kerime var. وَلَمْ يُعَاقِدُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَاكِنْ يُؤَخِّرْهُمْ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى. Şayet Allah Celle Celaluhu insanları yapıp ettikleri yüzünden hemen helak edecek olsaydı yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Yani günah ve ceza prensibi yürüseydi o zaman yeryüzünde yaşayan, debelenen hiçbir şey kalmazdı. وَلَاكُمْ يُخْبِرُهُمْ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى. Ancak Allah-u Teala belli bir müddete kadar bunu ertelemektedir. Yani mühlet veriyor, cezalandırmıyor ki kulları tevbe etsin, imtihan devam etsin diye. Tabii ki Allah'ın vaat ettiği vakit geldiği zaman da فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ ب۪ي وَادِه۪ي بَص۪يرًا. Allah-u Teala kullarını hakkıyla görüp bilmektedir buyruluyor Fatır suresinde. Öyleyse istitraç diye bir kelime var değerli dostlar. İstitraç bir insanın günaha devam ettiği halde Allah'ın ona nimetler ihsan etmesi demektir. O da onu keramet zannedermiş. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْسُ لَا يَعْلَمُونَ. Yani Allah'a kulluğunu güzel yapmıyor ama Allah'ın izzet ve ikramlarının arttığını görünce içine şöyle doğuyor. Herhalde ben çok değerli bir insanım ki kalbimi biliyor da ondan bana görev ediyor. Öbürlerinin ameli de kalbi de istikamette değil diye kendini ayrıcalıklı görüyor. Halbuki o dünya malı onu aldatmaktadır. Buna ne keramet denir ne mucize denir. Buna istidraç denir ki bundan sakınmak veya dikkat etmek gerekir. Şimdi birinci ayeti okuduk. Yani اَاَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُورُ. Göktekinin sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden emin misiniz? فَاِذَا هِيَ تَمُورُ. Bir de bakarsınız o yer alt üst olmuştur diyor ki aslında gözümüzü yaşartacak, limanımızı durduracak, düşünceden lezzetlerimizi kaçıracak bir ayet-i kerimedir bu. Devam ediyor ayet-i kerime. اَمْ اَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَا اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذ۪يرٌ. Yahut
gökte olanın üzerinize taş yağdırmayacağından emin misiniz? Hasiba taş yağdırmak, taş benzeri şeylerin üzerimize yuvarlanması demektir. Bundan emin misiniz siz diyor. Soruyor Allah-u Teala Mülk suresinde. Gökte olanın üzerinize taş yağdırmayacağından emin misiniz? فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذ۪يرُ Benim uyarılarımın ne demek olduğunu yakında anlayacaksınız. Zaman geçtikçe, felaketleri yaşadıkça ya da geçmiş kavimlerin helak oluşunu okudukça o takdirde bunları anlayacaksınız buyurmaktadır. Değerli müminler, bu ayet-i kerimelerin bir kısmının tarihte tahakkuk ettiğini, ileride de tahakkuku mümkün olduğunu, ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı dualarıyla ümmetin ve insanlığın büyük afetlerden de korunmuş olduğunu kitaplarımız yazmaktadır. Mesela bunlardan biri inna karuna kana min kavmi Musa febeqa aleyhim Musa Aleyhisselam'ın kavminden olan Firavun ismindeki bir adamdan bahsetmektedir Kur'an-ı Kerim. Ve der ki onun için fehasefna bihi ve bidarihi al-ard فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُتَّصِرِينَ Sonunda biz onu da, evini, barkını da yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı ona yardım edecek adamları olmadığı gibi kendi kendini de kurtarabilecek durumda değildi. Yani böyle bir insanın da nasıl helak olduğunu Kasas suresinin sonunda Kur'an-ı Kerim anlatmaktadır ki aslında Karun şatafatıyla, ziynetiyle toplumunun içinde kendine önem veren bir adam. Sonra dünyayı isteyenlerin ne şanslı adam biz de Karun gibi olsaydık dedikleri, ilim sahiplerinin veylekum yazıklar olsun iman ve ameli salih güzeldir, Karun'a inanmak, imrenmek güzel değildir deyip sonra Karun'un helak oluşu. Sonra onun gibi olmak isteyenlerin Allah'a bir anlamda hamd edip kurtuluşlarına sevinmesi anlatılmaktadır ki ayet-i sonunda tilke darul ahir nec'aluha lillezine la yuriduna uluvan fil ardı ve la fesada vel akıbetul muttakin. İşte ahiret yurdunu biz büyüklenmeyen ve fesat çıkartmayanlara veririz diyerek ayet dersini veriyor. Yani kıssayı anlatıyor. Ondan sonra da büyüklenmeyenlere ve fesat çıkartmayanlara ahiretteki yurdu, nimetleri vereceğiz buyurmaktadır. Şimdi şöyle diyenler de var. Dini doğru dürüst anlamazsa birisi diyor ki Müslümanları kandırmak kolaydır. Neden? Müslümanın fakirini, yoksulunu, ezilmişine ahirette cennet vardır dersin. O da işte sabreder yahut oraya İmrenir, hiçbir iş yapmaz. Böylece o toplumu idare edersin. Ama dinin böyle bir emri yok ki. Din mustazaf olmayı, zayıf kalmayı emretmez. Din açlık içinde yaşamayı sevdirmez. Din zulme karşı sessiz kalmayı efendim öğütlemez. Öyle bir şey yok. Halbuki din ahireti kazanmak için bedel ödemeyi, çalışmayı hakkaniyeti, adaleti, bölüşmeyi, merhameti, hayır diyebilmeyi emreder. Biz dini eksik anladıysak, bir başkası bize din öğretmeye kalkarsa, din de bize şüpheler düşürüyor. Şimdi böyle olunca, işte ne dedi Karun'un helakını anlattım kısaca. وَاَسْبَحَ الَّذ۪ينَ تَمَنَّوْ مَكَانُهُ بِالْاَمْسِ يَقُولُونَ وَكَأَنَّ اللّٰهِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرْ Karun'un yeninde olmak isteyenler ne dediler? Yazıklar olsun bize dediler. Demek ki Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol ölçülü olarak veriyormuş. Allah da bize وَاَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا Bu hasefeye nereden geldik? اَاَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضِ Oradaki hasetten geldik buraya. Buyuruyor, diyorlar ki Allah bize lütufta bulunmamış olsaydı bizi de yerin dibine geçirmiş olurdu. Vay demek ki وَاِكِ اَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ
nankörler, inkar edenler kurtuluşa eremezler diyor. Lügatlarda felah kelimesinin kurtuluş ama sadece dünya değil, ahireti de içine alan kurtuluş ve ulaikumul muflihun, onlar dünyada ve ahirette kurtulanlardır diye anlattığını görmekteyiz. Şimdi değerli müminler, yine Mülk suresinin o ayetine dönersek, e emintum men fissemâi en yaksife bikumul erda fe izâhiye temur. Göktekinin sizin yerin dibine geçirmeyeceğinden emin misiniz? Allah'ın, meleklerin, ilahi azap emrinin gelmesiyle yerin dibine geçmeyeceğinden emin misiniz? Fe izâhiye temur. Bir de bakarsınız o yeryüzü çalkalanıyor. Zelûl olan, emrinize amade olan yeryüzü sizi rahat bırakmıyor, korkutuyor. Yine emintüm ben pissemâ en yükselâikum hâsibâ. Semadakinin üzerinize taş yağdırmayacağından emin misiniz ki o zaman yakında benim uyarım nasıldır bunu bileceksiniz buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de bu anlamda farklı ayet-i kerimelerin de var olduğunu görüyoruz. Mesela bunlardan birisi efe eminu en te'tihum gâşiyetun min azâbillâh ev te'tihum sâ'atü bâteten ve hum lâ yeşkurûn. Allah tarafından onlara kuşatıcı bir azabın gelmesi veya onlar farkında olmaksızın kıyametin ansızın kopması karşısında kendilerini güvende mi hissediyorlar? Ey insanlar, ey Müslümanlar, dikkat edin. Bir daha bakın, Allah tarafından kuşatıcı bir azabın gelmeyeceğinden yahut da farkında olmaksızın ölümün ve kıyametin karşısında kendilerini güvende mi hissediyorlar diyor. İnsan çok aciz bir varlıktır. Allahullezî halakakum min da'fin sümme câle min ba'di da'fin kuvve sümme câle min ba'di kuvvetin da'fen ve şeybe. Allah insanı zayıf yaratmıştır. Sonra kuvvet vermiştir. Sonra kuvvetten sonra tekrar zayıflık vermiş ve ihtiyarlık vermiştir. Dilediği gibi yaratır. O zaman ayete bakarsanız bir tane kuvvet var değil mi ortada? Başta zayıflık, sonra kuvvet, biraz uzun sürüyor gözüküyor ama arkadan zayıflık ve ömrü varsa ihtiyarlığın evreleri başlamış oluyor. Öyleyse ummadığımız anda ecel bir gün gelir. لَقَدْ كُنْتَ ف۪ي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْتَ عَنْ غِطَائِكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَد۪يدٍ. Gelir ecel de der ki adeta sen bugünden gafletteydin. Şimdi gözün açıldı, biz senin gözünü açtık, demir gibi keskin görüyorsun. Kaçıp durduğun ölüm senin buydu denilir. Onun için aslında daima ölüm hesabıyla, tereddüdüyle yaşamak lazım. Bunun bir faydası şu, hayatı karamsar etmek değil, hayatı müstakim etmek, doğru olmasını sağlamak lazım. Yani ölüm, dikkat ederseniz ayette ve ileyhin nüşur geçti. Bu Mülk suresinin sonlarına doğru ve ileyhi tuhşarun geçiyor tekrar. O halde Kur'an-ı Kerim emirlerden çok düşünmeyi ve bağlanmayı sağlayacak ayetler göndermiştir bize. Bana mesela Yasin Şerif'te ya da Mülk suresi çok okunan, hani denmez ama cenazelere de faydası olsun da en çok orada okunan ayetlerde namaz geçiyor mu içinde? Ben hatırlamıyorum. Yasin'de namaz var mı içinde geçen ayet? Oruç geçiyor mu? Hac geçiyor mu namaz ayetten veya Mülk suresinde? Öyle bir şey hatırlayamıyoruz. Peki ne geçiyor? İman, hayat, yaratılış, ölüm ve cihat örnekleri geçiyor. Çalışma örnekleri geçiyor Yasin'de bir. O halde Kur'an-ı Kerim'in emirlerine baktığımızda değerli dostlar, hep şöyle zannediyoruz, bunu yap, bunu yapma. Öyle değil. Onlar çok az sayılı. Önemli olan nasıl baktığımız hayata, nasıl değer verdiğimiz dünyaya, niçin burada durup nereye gideceğimiz üzerinde çeşitli ayetler var. Bunun için mesela başka bir ayet. اَفَلَمْ يَرَوْا اِلَى مَا بَيْنِ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ. Kendilerini her yönden kuşatan göğe ve yere bakıp düşünmezler mi? Soruyor şimdi başka bir ayet, başka bir sure. Yere ve göğe bakıp bir düşünün diyor. İnneşe nakseb bihimul erd.
Dilesek onların yerin dibine geçirirdik. Nerede? اَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءٍ يَخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضِ Bunu anlamaya çalışıyor. Dilesek yerin dibine geçirirdik onları. Veya gökten üzerlerine parçalar düşürürdük. Ayet-i Kerime'de اَمْنُسْقِدْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِمْ كِسْبًا Üzerlerine onların taşlar veya işte maden veyahut bela musibetler düşürdük. مِنَ السَّمَاءَ سَمَادًا اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُن۪يبٍ buyuruyor ki kuşkusuz bütün bunlarda münib Allah'a yönelen her kul için alınacak bir ibret, bir ders var. Bakın yine Cenab-ı Hak diyor ki kendilerini kuşatan göğe ve yere bakıp durmazlar mı? Dileseydik onları yerin dibine geçirir yahut üzerlerine parçalar düşürür. Helak olurlardı. Ve sonunda bundan ders almaları lazım. Yani yeryüzüne de çok güvenmemeleri lazım. Bakın başka bir ayet. Efe eminen lezine mekuru seyyiate en yaksifallahu bihimul ard. Ev ye'tiyemul azab min haysu la yeşkurun. Başka bir surede. Şimdi şu kötülükleri planlayanlar diyor Allah. Kötülük yapıp edip duranlar. Allah'ın onları yerin dibine geçirmeyeceğinden emin midirler? İster mecazi anlamda yerin dibine geçirsin, ister maddi anlamda yerin dibine geçirsin. Bundan emin midirler? Yahut hiç bilemeyecekleri bir yerden kendilerine azabın gelmeyeceğinden ya da onlar işe güce dalmışken Allah'ın kendilerini kıskıvrak yakalayamayacağından emin midirler? Eğlence, oyun, uyku, çalışma gafleti böyle bir anda sizi kendinize getirecek, hayatınızı helak edecek şeyleri göndermeyeceğinden emin misiniz diyor. Soru soruyor Cenab-ı Hak. Peki bu ayetleri aslında bunların hepsini çıkarıp, Kur'an-ı Kerim hepimizde var, mealler, tefsirler, bunları koyup bunların üzerine çok düşünmek lazım. Ve devam ediyor. Onların bunu engellemeye güçleri yoktur diyor ayette. Engelleyecek güçleri yoktur. Yoksa Allah'ın içlerine felaket korkusu salarak kendilerini cezalandırmayacağına dair bir güvende midirler? Cevap istiyor Cenab-ı Hak bizden. İçinize diyor Allah-u Teala bir korku salar. Hazaran mevt. Ölüm korkusuyla herkes kaçıyor insanlar bir tarafa. Nereye gideceğini bilemiyorlar. Ve ama sizin Rabbiniz kuşkusuz çok merhametli, çok şefkatlidir diyor. Ne güzel bitti ayet. Yani ey kullarım, size bir şey olmuyorsa yapılmayı hak etmediğinizden değil, günah işleyenler için söyleniyor. Ama ben şefkat ve merhamet sahibi olduğum için ses çıkarmıyorum diyor. Şeyde ayet-i kerimede bir zaman okumuştum. Bu Yasin-i Şerif'in bir evvelindeki ayette اِنَّ اللّٰهِ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُولَ Ayet numarası 41 Şüphesiz Allah gökleri ve yeri yok olup gitmesinler diye kurduğu düzende tutuyor. Allah yeri ve göğü yok olup yıkılıp tarumar olmasın diye tutuyor. Andolsun eğer onlar kendi yörüngelerinden yok olup giderlerse ondan başka kimse onları tutamaz. Çünkü Allah innehu kana halimen gafura. Allah halim, hemen cezalandırmaz, gafur bağışlar. Tefsirler diyor ki yeryüzünde şeriatın, İslam'ın uygulanmamasıyla yeryüzünün ve semanın yıkılması gerekiyordu. Allah hayır, yıkılmayacaksınız. İmtihan olduğu için duracaksınız. Çünkü İslam inancına göre semada, yerde hepsi Allah'ın yarattığıdır ve Allah'ı zikretmekte, tesbih etmektedir. O halde değerli dostlar, başka bir ayet. Efe emintum en yaksibe bikum canibel berri ev yursil aleykum hasiba sümme la tecidu lekum vekila. İsra'da olacak zannediyorum. Peki onun sizi karada yerin dibine geçirmeyeceğinden yahut başınıza taş yağdırmayacağından emin misiniz? Sonra kendinize bir koruyucu, bir yardımcı da bulamazsınız.
Başka bir ayette de bunu anlatıyor. Tekrar em emintum en yu'idekum fihi taratan ukra feyursil aleykum qasfan min ar-rih feyurikakum bima kafartum thumma la tecidu lekum aleyna bihi tebi'a. Ya sizi bir defa daha denize döndürüp, hani denizden korktuk karaya geldik, kara sallandı, bir daha denize döndürüp bir kasırga göndererek inkar etmeniz sebebiyle sizi boğmayacağından emin misiniz? O zaman bize karşı size arka çıkacak, yardım edecek birini de bulamayacaksınız. Bakın kaç kere soruyor, emindim, emin misiniz bunların başına gelmeyeceğinizden? Gelmedin, daha kötü geleceğiniz, o da ayrı gider. Gelmediği sötede daha büyüğü var. Yine bakın şöyle bir ayet var. فَكُلَّنْ اَخَذْنَا بِذَنْبِ Her birini günahından dolayı yakaladık diyor Cenab-ı Hak. Her birini cezalandırdı. فَمِنْهُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا Kiminin üzerine taş yağdırdık. وَمِنْهُمْ مَنْ اَخَذَتُ السَّيْحًا Kimini çok korkunç bir çığlık, bir ses yakaladı. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضِ Kimini de yerin dibine gömdük. اَاَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَانِ اَنْ يَحْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضِ Bakın yerin dibine gömdük. وَمِنْهُمْ مَنْ اَغْرَقْنَا Kimini de günahı dolayısıyla boğduk. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Şunu bilin ki Allah kimseye zulmetmedi. İnsanlar kendilerine zulmettiler. Yapıp ettiklerinden dolayı başlarına bu musibetler, bu belalar, bu göçler, bu savaşlar, bu hastalıklar, bu kıtlıklar, bu afetler, bu huzursuzluklar, insanların deveran olmaları bundan geldi. Bunun için Cenab-ı Hak diyor ki, وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Yine Mülk Suresinde, فَكَيْفَ كَانَ لَكِيرٌ Onlardan öncekiler de dinimi asılsız saymış, yalanlamışlardı. فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ Ama verdiğim ceza nasılmış gördüler. Kasas suresinde, Hakka suresinde örnekleri anlatılıyor. O halde burada şunu görüyoruz. Asıl olan iş peygamberimizin yalanlanmasının ana sebebi ayet diyor ki فَاِنْ كَدَّبُوكَ فَقَدْ كُرْتِبَ رُسُولُ مِنْ قَبْلِ Seni yalanladılarsa da bil ki senden önceki peygamberleri de yalanladılar. Yani bugün yapmıyorlar o işi. Bugün vardı, dün vardı, daha evvel de var. Ve senden önceki belgeler, sahifeler, aydınlatıcı kitap getiren peygamberleri de yalancılıkla suçladılar diyor. Demek ki dünyada inanmayanlar olacak bir, inananlar olacak iki. Bir de inanmadığı halde korkusundan, menfaatından dolayı münafıklık yapan kafirler olacak. Gizli kafirler. Daima bu olacak. Şimdi bakın. Cenab-ı Hak yine bu konuda şöyle diyor. Peki eyyim min garyetine ehleknaha ve hiye zalimetun ve hiye haviyetun ala uruşiha ve bi'rim muattaletun ve kasrim meşil. Nitekim zulme dalmışken helak ettiğimiz nice beldeler var. Toplumlar helak olmuş, evlerini terk etmişler, savaşlar olmuş, afetler olmuş, nice beldeler var diye. Evlerinin duvarları, çatıları üzerine yıkılmış, ıpıssız kalmıştır. Gidiyorsun, terk edilmiş o diyarlar. Çeşitli bela ve musibetlerden dolayı evlerini terk etmişler. Mesela Yahudileri anlatıyor. يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِاَيْد۪يهِمْ وَاَيْد۪ي الْمُؤْمِن۪ينَ Kendi evlerini Müslümanlara kalmasın diye kendi elleriyle yıktılar diyor. Ne büyük bela değil mi? Güzel Müslüman olup yaşamak varken. Hayır, fitneyi o kadar körüklediler ki Hayber'den sonra kendi evlerini kendileri yıktılar. Devam edelim ayet-i kerimeye. Şimdi buyuruyor ki Cenab-ı Hak, şimdi oralarda kullanılamaz halde nice kuyular, nice görkemli köşkler var. Öyle evler kaldı ki geri diyor, öyle kurumuş kuyular kaldı ki, öyle sahipsiz evler kaldı ki. Şu dünya savaşlarına bakın, afetlerine bakın, göçlere bakın. Bütün bu musibetlerin ana sebebi insanın yaratıcısını bilmemek ve güzel ahlaka sahip olmamak. Sonuç olarak şöyle toparlayayım. قُلْ هُوَ قَادِرُ عَلَىٰ اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ
اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak En'am suresi 65. ayette. De ki kullarına, Allah sizin üstünüzden veya ayaklarınızın altından bir azap göndermeye ya da sizi muhalif gruplara ayırıp birbirinize güçlerinizin acısını tattırmaya kadirdir. İhtilaflar oluyor. Bakın bir daha. Allah sizin üstünüzden ne gönderme, azap gönderme. Yahut ayaklarınızın altından. Peki başka ne azap gelebilir? Ev yahut yelbisekum şiyan ve yudike ba'dakum be'seba. Sizi muhalif gruplara ayırıp birbirinize güçlerinizin acısını tattırmaya kadirdir. Bak anlasınlar diye ayetleri gönderiyorum. Peki Allah niye bizi ayırsın ki? Kul ayrılmayı murad eder. Kul iman kardeşliğinin sınırlarını çiğner. Hak hukuku bırakırsa birbirlerine düşer o toplum. İşte Endülüs'ün düştüğü, işte İslam aleminin düştüğü duruma bakın. Gazze ile ilgili savaş etmesek bile sadece şöyle bir durun ey dünya 50 tane, 56 mı 60 tane işe yaramayan bir toplumuz, hiçbirimiz diyemiyoruz. Yani ille savaşta stratejiler olmaz. Çeşitli başka tedbirler alınır. Alınabilir mi? Ben de konuşuyorsam yönetici de onu konuşuyor. Değişen bir şey yok. Ne fark eder ki? İkimiz de aynı konuşunca olmaz. Ben konuşabilirim ama o yapan olması lazım. Yetki kimdeyse onlar yapacak. Peki ayet ne diyor? Sizi birbirinize düşürürüz, haberiniz olsun. Niye düştük? Çünkü iman innemâ minûne ihbetun fe aslihû beynâ havaykum gibi çok ayetler var. Müminler gerçekten kardeşlik ve aralarınızı ıslah edin. Bizim kardeşliğimiz herkes kendi camisiyle, cemaatiyle, meşrebiyle, grubuyla kardeş gibi oluyor. Kardeş olmanın hassasiyetini çok iyi kullanamıyoruz ve ezilip gidiyoruz. Şimdi bakın tefsirden birkaç cümleyi aktarayım, çok uzatmayayım. Burayı nasıl anlamışlar biliyor musunuz? Bu son ayeti. İnsanları bir beladan kurtaran Allah, başka bir veya birçok belaya uğratmaya, onlara üstlerinden ve altlarından belalar göndermeye, hatta onların ihtiraslarını birbiriyle tartıştırarak, değişik mezhep, fırka gibi gruplara ayırarak, birbirleriyle çarpışmalarını, savaşmalarını sağlamaya kadirdir. Yaşıyoruz mu, yaşamıyoruz mu? İşte bu En'am suresinin 65. ayeti aklımızda kalsın. Geçmişte insanoğlu beklemediği, ummadığı birçok semavi ve arazi afetlerle karşılaştı. İnsanoğlu Allah'ın koyduğu kanunlardan sapmanın bedeli olarak tabii afetler yanında bizzat kendi eliyle ortaya çıkarttığı afetlerin sonucunda da helak olmaktadır. Nitekim işte nükleer felaketler deyin, çevre deyin, tabiat deyin, ihtiraslar deyin, bölgesel çıkarlar deyin, ölümler, yaralanmalar, ülkelerinden kaçmalar, aç ve susuz kalmalar, hep bu belalar Allah'a kul olmamanın sonucudur. Bir müddet iyi gidebilir. En'am suresinde ayet-i kerime var. Önce peygamber göndeririz diyor. Anlamazlarsa bela veririz, musibet veririz. Biraz kendilerine gelsinler diye ama tam yıkmayız onları diyor. Onu da anlamazlar. O zaman bütün nimetleri açarız onlara diyor. Büyük zenginlik, saltanat veririz. Heh şimdi bir şey olmaz dedikleri an onları yakalarız afansız. Yani imtihan farklı boyutlarda devam ediyor. 50 yıl, 100 yıl devam eder. Sonra bir bakarsın o toplum, o devlet, o millet kaybolmuş gitmiş. Ayetin bölünüp parçalanmayı bir felaket olarak gösteren kısmı çok manidardır. Bunun üzerine durmak lazım. Sonra bölünür ve parçalanırsınız. Gerçekten Allah'ı tanıyıp onun buyruk ve kanunlarına uymayı terk edenlerin nefislerinin ilahlaştırılması, önderlerinin rableştirilmesi, anlayışlarının mutlaklaştırılması sonucunda o toplumlar birbirleriyle artık sırt çevirmeye başlamışlar. Ve Allah'a ortak koşma suçuna varıncaya kadar da günaha girmeleri mukadderdir. Öyle görülüyor ki insanoğlu mal, mülk, şan, şöhret, ihtiras, şehvet ve nihayet hak yoldan saptıran
sahte önderlerin esiri olmaktan, onlara tapmaktan kurtularak yalnız Allah'ı Rabbinin yalnız yardımı Allah'tan istemediği müddetçe, onun buyruklarına, kanunlarına uymadığı müddetçe bilinen ve bilinmeyen, insani veya ilahi birçok afet, bela, musibetle karşı karşıya kalacak. Çoluğundan, çocuğundan, malından, içlerinde hep bir korku olacaktır. Ve ayetteki deyimiyle azaba maruz kalacak ve Allah'tan başka hiçbir güç onu kurtaramayacak. Şu anda görüyoruz ki gerek Gazze'de gerek halimizde hiçbirbirimize yaramıyoruz. Yarıyor muyuz? Yaramıyoruz. Bu kadar kalabalığız. Camilerimiz var, kurslar var, başka beldeler var. Okunan Kur'an sedaları var, medreseler var, mektepler var, tarikatlar var, lisanslar var, yüksek var, eğitim merkezleri var. Türkiye'de bir sürü şey var. Ama topluma bakıyoruz, toplumda İslam'ın izzetini وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلْرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ İzzet Allah'ındır, Resulünündür, müminlerindir ama münafıklar لَا يَعْلَمُونَ bilmiyorlar bu rüyayı. Öyle demiyor mu? Ayet bilmiyorlar. لَا يَفْقَهُونَ لَا يَعْلَمُونَ iki anlamda üst üste geçiyor ayette. O halde değerli müminler, burada hikmetten nasipsiz olarak geliştirilen teknoloji de başımıza bela olmaktadır. Hikmetten nasipsiz olarak geliştirilen teknoloji de ne oldu insanların başına? Nimet yerine o da bela olmaktadır. Ve bütün bunlara baktığımız zaman insanoğlunun bu belalara karşı Allah'a ciddi anlamda itikaden dönmesi gerekmektedir. Yani inanç bakımından mutlak itikat ancak Allah'adır. Onun emriyle peygamberedir. Ondan sonra müçtehit veya alimleredir. Ama bunun tersine çevirirsek, dünyevi olanlar mutlaklaştırılırsa o zaman da bela ve musibet olmaz. Sonuç şöyle bitireyim. Ülkemizde çok alim var. Bizim ülkemiz için söyleyelim. Çok gönlü güzel insanlar var. Çok çalışma yapan insanlar var. Ama açık ve net şunu söyleyeyim. Gerek ülkemiz için, gerek İslam alemi için Müslümanın izzetini ve hürriyetini temin edemediğimiz müddetçe her alim, her okul, her medrese, her sohbet, her cami, her hacı, her hoca hepimiz noksanız, lekeliyiz ve kusurluyuz. Ne kadar büyük alim olursak olalım, hangi ülkede yaşıyorsun? Şu ülkede. O ülkede izzeti İslam ne kadar? Pek yok. Öyleyse boynumuz bükük, doğru mu? Hangi hocayı şahlandırırsak şahlandıralım. Hangi siyasetçiyi alkışlarsak alkışlayalım. Hangi muhteşem binalarımız olursa olsun İslam'ın izzetini sağlayamadığımız müddetçe boynumuz bükük, zelil bir haldeyiz. Hani zelul değil de zelil olmak var değil mi? Öyle bir haldeyiz. Peki oğlum düzelmez mi işte? Ben cevap düzelir. Düzelmez diye bir şey yok. Allah'ın vaadi var. Allah iman eden ve salih amel işleyenlere vaat etti diye ayet-i kerime var. Sure-i Nur'da وَيَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ diye ayette vaat ediyor. Ne yapmak lazım? Önce kendimizi islah için gayret etmeli. Sonra evimiz, ailemiz. Şimdi ben biraz eskidim. Yani yaş olarak. Dikkatimi çekiyor. Ailesiyle ilgilenmeyi bırakanların çocukları son yıllarda tarumar oldular, perişan oldular. Biraz dünya tarafımız meyilli oldu. Eskiden ev sohbetine millet bisikletle yaya giderdi, yürüme giderdi. Öyle değil mi? Bir yerde mesela Sardıvan'dan aşağıya inecek. Nerede araba mı vardı, minibüs mü vardı o 40 sene evvel o kadar? Var mıydı? Yoktu. Şimdi herkesin arabası var, birçoğun imkanı var, evinde doğalgazı var, nimetler var. Ev sohbetleri olurdu eskiden ve hasbi olarak heyecan duyulurdu. Yani ne oldu heyecan? Onları birilerine devrettik, siz yapın dedik. Hani hocalar hep anlatıyor ya, Yahudilere
Musa Aleyhisselam'ın haydi savaşa gideceğiz dediğinde İzheb ente ve rabbike fekatila, sen ve Rabbin gidin savaşın, biz buradayız. Yani hocalar mı yapsın, siyasetçiler mi yapsın, kim yaparsa yapsın. Hayır, biz de bize düşen görevleri ifa etmeliyiz. Ülkelerin siyasetleri kötü olsa da değerli insanlar o kötülükleri aşacak, ışığı yakacak kudrete sahiptir. Allah-u Teala daha kötüsünden korur. Peki iyileri iyi gidemiyoruz. Daha kötüye gitmek daha kötü değil mi? Kötüye gidemeyiz mi? Gidebiliriz. Öyleyse ne yapmak lazım? Emri bil maruf. Başarıya ulaştırmasa bile bizi kötülüğün yayılmasını engeller değil mi? Ehyenin münkerle beraber. O halde değerli müminler, derdimiz din olursa inşallahü teala o niyette ticareti din niyetiyle yapmalı. Eğitimi din niyetiyle yapmalı. Ev almayı din niyetiyle yapmalı. Vasıta, komşu, arkadaş, dinimiz kuvvetli olsun ve dindarlığımız güçlensin diye yaparsak o zaman iki sevap kazanırız. Bir, dünyevi olarak yaptığımız işin bereketi, iki, uhrevi olarak cihadın bereketi olur. Rabbim bu duygularla o ayette beyan edilen emin misiniz göktekinin sizi yere geçirmeyeceğinden, emin misiniz üzerinize taş yağdırmayacağından, emin misiniz eğlenirken, oynanırken, uyurken başınıza bela gelmeyeceğinden ayetine eminiz diyebilmenin tek şartı mümin olabilmektir. Mümin kelimesi Allah'ın da güzel isimlerindendir. Eman veren demektir. Güvenilen demektir. Öyleyse Allah kendi ismini bize vermiştir. Ve huve müminun. Biz de müminiz. Allah da mümindir. Hatta bir ayette peygamber size inanır buyurulur. Ne demek o? Size güvenir demektir. Eğer biz de hakiki mümin olursak o zaman o belalar, musibetler azalacak, sevaplarımız çoğalacak, akıbetimiz hayır olacaktır. Bu duygularla Cenab-ı Hak cümlemizi affeylesin. İçinde bulunduğumuz gecenin sabahında bizleri her türlü birbirimize düşme illetinden muhafaza eylesin. Birlik, beraberlik dinde değil, imanda ve amelde nasip eylesin. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Lillahi Fatiha.